İnegöl'ün özellikle mobilya alanında ünü Türkiye'nin sınırları dışına taşan bir üretim, pazarlama ve tasarım merkezi haline gelmiş olması bile başlı başına bir gurur kaynağıdır. Kardeşlerim, her zaman söylüyorum, biz dik durduk, dikleşmedik. Ama şunu bilmenizi istiyorum, biz Allah'ın huzurunda rükûa eğilmekten başka hiçbir gücün karşısında eğilmedik, eğilmeyiz. Gençler, gençler, Bursa İnegöl'ü ile mobilyanın yanında, tekstilde, orman ürünlerinde ve daha çok alanda ihracat rakamlarıyla birçok ilimizi geride bırakıyor. Geçen yıl İnegöl'ümüzün ihracatımıza katkısı ne biliyor musunuz? 800 milyon dolar. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar, iş adamları ve tüccarlar Bursa'ya, İnegöl'e geliyor, burada alışveriş yapıyor. Siz başkasınız ya. İnşallah bu atılım hamleleri önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Bunun için şimdiden bazı adımları atmamız gerekiyor. Bir yerde üretim varsa orada yetişmiş insan gücüne ihtiyaç da var demektir. Yetişmiş insan gücü içinde mesleki eğitim kurumları gerekiyor. İşte bugün burada böyle önemli bir projenin açılışı vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Ben özellikle yaklaşık 61 milyon liralık bir bütçeyle inşa edilen Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü denmiş. Ben Eğitim Öğretim Külliyesi diyorum. Eğitim Öğretim Külliyesi'nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ne yazık ki öğretim var. Ama eğitimde sıkıntı var. Onun için şimdi burası, bu külliye hem öğretim verecek hem eğitim verecek. Ve az önce Mehmet Bey bir şey söyledi. Burada 5000 öğrenci olacaktı dedi. Şimdi burada 3000 öğrenci var. Ama bunu engelleyenlere yuh olsun. Şimdi inşallah bu yeni dönemde bunu süratle telafi edeceğiz. Telafi edeceğiz. Onlar da bu işin hesabını veriyorlar zaten. Tabii buranın bir güzelliği daha var. 305 bin metrekare alanda kurulan, 26 binadan oluşan bu külliye gerçekten muhteşem bir eser.